Ön lastiklerimizi söktük. Kaliperi açmadan sizlere paylaşmak istedim. Diskimizin durumu. Gördüğünüz gibi kaliper komple çizmiş diski. Ve aracımızın kaliperin içinden baktığımızda içteki balata duruyor. Pistonlar tamamen çıkmak üzere. Ve hiçbir şekilde bu aracı durduramazsınız. Fren şakaya gelmez. Kaliperi bir sökeceğiz. Kaliper kilitlemiş mi? Başka bir problem mi var? Buradan bir... Selamünaleyküm. Formel Motorson değerli aboneleri, değerli takipçileri, herkese merhabalar. Evet, işlemlerimiz son hızıyla devam ediyor. Qashqai aracımızda ön takım. Range Rover Sport aracımızda 2.7. Aracımızda ön fren balatası düşmüş. Aracın üstünde yok değerli dostlar. Şöyle paylaşayım sizlere. Disk komple erimiş neredeyse. Fren tutmamış aracın ve bir tane araca gördüğünüz gibi çarpılmış. Balatamız komple düşmüş. Sağ ön balata. Ve aracın göründüğü itibariyle bakın. Sol balatası daha yarım. Değerli dostlar. Nedir ne değildir bir söküp kontrol edeceğiz. Disk balata değişimi olacak. Gördüğüm kadarıyla diskler üstünde orijinal duruyor. Ama orijinal olacağını zannetmiyorum. Orijinal takılmış olabilir. Çünkü aracın kilometresini paylaşayım. Aracımızda akü komple bitik. Akü yok denecek kadar. 254.000'de. Aracımızda silecekte problem var. Değerli dostlar. Bu aracın yağını değiştirmiştik. Su kütüğünü değiştirmiştik. Yani yağ soğutucu kütüğü komple biliyorsunuz bu aracı. Aracımızda herhangi bir problem yok. Alttan kontrolünü gerçekleştirdim. Kapağı sökeceğiz. Bir de motor arızalanması yanıyor bu araçta. Sebebi de EGR valfleri bozulmuş değerli dostlar. V6 bir motor. Sağlı sollu EGR'ler var. Onları da paylaşacağım. Şimdi ilk etapta diskimizi bir sökelim. Yani frenimizi bir kontrol edelim. Lastikleri sökeceğim. Sizlere paylaşmak istedim. Şöyle bir görüntü vereyim. Ve Kia aracımızda da tüm işlemler son hızıyla devam ediyor. Allah herkese kolaylık versin. Lastikleri söküyoruz ve diskimizi beraber inceleyelim. Ön lastiklerimizi söktük. Kaliperi açmadan sizlere paylaşmak istedim. Diskimizin durumu. Gördüğünüz gibi kaliper komple çizmiş diski. Ve aracımızın kaliperin içinden baktığımızda içteki balata duruyor. Pistonlar tamamen çıkmak üzere. Ve hiçbir şekilde bu aracı durduramazsınız. Fren şakaya gelmez. Kaliperi bir sökeceğiz. Kaliper kilitlemiş mi? Başka bir problem mi var? Buradan bir göreceğiz. Ve bu olayla ilgili daha önce çok sık başımıza gelmesi de arada bir görüyoruz bazı marka model araçlarda. Balata tamamen bittiği zaman buradan düşüyor ve balatayı bulamıyorsunuz. Bir de özellikle çelik jantsa hiçbir şekilde bulamazsınız. Gördüğünüz gibi durum bu şekilde. Dolayısıyla her zaman söylüyoruz. Balatadan fazla anlamayabilir müşteri ama aracın işte yağından, suyundan vesaire kullanıcı sorumludur. Aracın sol taraftaki balatası daha durumu iyi. Hatta balata fişini de söktüm ben. Balata fişini de problem yok. Aracın 4 tane tekerinde sadece arka sol olması lazım. Ön solda balata ikaz kablosu var fakat burada yok. Dolayısıyla buradaki balatada problem olmuş ama içeride uyarı vermemiş frenle alakalı. Sadece balata fişinin görevi balata bittiği zaman diske sürtüyor balata fişi. Sonrasında içeride ikaz yanıyor balatanın bittiğine dahil. Fakat işte 4 tekerde olmaması bu tarafta problem olmuş ve içeride uyarı vermemiş. Diskin durumu ortada. Bu arada aracın disk üreticisi TRV. Land Rover diskini görebiliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi TRV. Buranın balatası daha var. Bayağı bir var. Dolayısıyla ikaz da vermemiş. Çünkü balata daha yarım. Yarımdan aşağı düşmüş. Şimdi sağdaki kaliperi bir sökeceğiz. Kontrol edeceğiz. Nedir ne değildir sizlere paylaşacağım.
Herhangi bir problem var mı yok mu? Kaliperimizi söktük gördüğünüz gibi. Kaliper pimlerini bir kontrol edelim ilk etapta. Şöyle çalışıyor. Aynı şekil çalışıyor. Pistonlar normal standart seviyesinde durmuyor. Yani bayağı bir ileri gelmiş. Normalde bu kadar çıkmaması lazım. Bu kenarlarını bir temizleyip yağlayıp geri ittireceğiz eski konumuna yani. Ve kaliperin iç kısmı gördüğünüz gibi aşınmış diske sürtmekten. Bu diskin tornası olmaz, bilginiz olsun. Torna kurtarmaz çünkü dıştaki kalınlığa bakın. Aynı şekilde içteki kalınlığa bakın. Tamamen çöp olmuş diskimiz. Ve sıfır olarak değişecek. İç balatamıza baktığımız kadarıyla aracın balataları bitmiş sağ tarafın. Dışı demek ki içe göre daha çabuk yemiş ve dışarıdaki balata düşmüş. Bunun birçok sebebi olabiliyor. Diskte salgı veya porya da yani taşıcı sisteminde eğiklik, yamukluk vesaire bunlar da balatanın ters orantıda yenmesine sebep oluyor. Özellikle şu pimler birinci rol oynuyor. Ama bunlarda problem yok. Komple sağ sol takım olarak disk değişecek, balata değişecek. EGR'leri de kontrol edeceğiz. Durum bu şekilde. Ve diskimizi sökmeye koyulalım. Diskimizi bir sökelim. Diğer tarafla bu tarafın diskini bir eşleştireceğiz sizlerle beraber. Arasındaki farkı beraber gözlemleyelim. Disklerimizi, balatalarımızı söktük. Gördüğünüz gibi oryamız gözüküyor şu an. Diğer tarafı da paylaşayım. Burayı da söktük. Daha önce su işlemiş buraya. Pas boya gibi olmuş. Kaliperlerimizi astık. Bir de şu konuya değineceğim. Şurayı bir açalım. Aracımızın fren yağı çamur gibi. Bunu da değiştireceğiz inşallah. Fren yağımız da değişecek. Fren sistemimiz çiçek gibi olacak. Devam ediyoruz. Aracımızın bahsettiğim kablo, balata fişi yani ikaz kablosu. Balata bittiği zaman sizleri uyarıyor. Aracımızın sağ tarafında problem olan diskin kalınlığını göstermek istiyorum ilk etapta. Bakın içteki kalınlığa bakın ve yani problem olan dış tarafta kalınlığı gözlemleyin değerli dostlar. Muazzam fark var. Aynı şekilde diğer diskimiz. Takım olarak bunları değiştireceğiz. Kaliper pimlerimizi yağlayacağız, çıkartıp onaracağız güzelce. Civatalarımızı aynı şekilde değiştireceğiz. Durum bu şekilde. Disk balatası gelsin. Poryalarımızın yüzeyi temizlenecek. Sonrasında sıfır bir şekilde montajını yapacağız. EGR'yi de videonun devamında sizlere paylaşacağım. Veya farklı bir parti yaparız. Fren sistemini ilk önce halledelim. Sonrasında motor bölümüne geçeceğiz. Poryanın yüzeyini temizledik. Diskin oturacağı bölümü pırıl pırıl. Ve diğer tarafa da geçelim. Geçmeden önce sizlere şunu da paylaşayım. Aküyü görmenizi istiyorum. Aküsü şu an aracın çöp. Zaten söylemiştim. Ve dolayısıyla bu aküyü değiştireceğiz sıfır olarak. Zaten kutup başı dibinden gördüğünüz gibi asit yani oksit dışarıya kadar çıkmış. Araçta gösterge gidip geliyor. Akü kaynaklı. Fren sıvısını da değiştireceğiz. Kapkara. Buranın da temizliği tamam. Gördüğünüz gibi. Şimdi disklerimizi ve balatalarımızı görelim. Balatalarımız TRV. Üstünde balata civatalarımız, takım olarak sajlarımız. Uyarı etiketi. 200 km frenlere dikkat ediniz. Yani ani frenden kaçınız diyor. Alışma süresi var. Yani rodaj dediğimiz. Ve aynı şekilde disklerimiz de TRV. Orijinal değerli dostlar. Çünkü üretici aracın üstünde TRV. ZF'nin arkadaşlar TRV markası. Sachs, Lemförder,
TRV ZF Aftermarket. Gördüğünüz gibi disklerimiz bu şekilde sarılı. Bunları bir çıkartacağız ve disklerimizi eşleştireceğiz. Şöyle seyyaramı koyayım. Bir tane diskimizi açalım. Bayağı bir ağır. Şöyle paketinden çıkartalım. Evet. Kalınlığa bakın arkadaşlar. Muazzam bir kalınlık var. Şimdi asıl konumuz ne yapacağız? Diskleri bir eşleştireceğiz. Nasıl yapıyoruz? Hemen paylaşayım sizlere. Şu sağlam olan diskle bir bakalım. İlk önce civata deliklerine bakıyoruz. Aynı mı değil mi diye. Şöyle çevireceğiz bakın. Şu an gördüğünüz kadarıyla bunlar uyuştu. Bir de ne yapacağız? Disklerimizi kaldıracağız. Yan yana koyacağız. Bir saniye kameramı şöyle koyayım ben. Ve hemen ayarlıyorum. Evet. Disklerimizi de böyle yan yana koyduk. Bakın şu an disklerimiz eşit. Gördüğünüz gibi boyları aynı. Bir de şöyle yapacağız. Ters çeviriyorum. Tekrar koydum kameramı. Bir de şöyle bir husus var. Bakın. Yüksekliğine bakıyoruz bu şekilde. Şu an tam elimle tutamıyorum ama disklerimiz aynı değerli dostlar. Sizlere paylaşmak istedim. Nasıl ölçüyoruz? Ne yapıyoruz? Ve arasındaki kalınlığı da göz önünde bulunduralım. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Teşekkür ediyorum. Geliyorum abla, bir saniye bekler misin? Sana zaman. Gördüğünüz gibi. Arada fark var. Evet. Aynı şekilde burada kalınlığı görebiliyoruz. Evet. Birazdan disk montajına geçiyoruz ve akü değişimi olacak. Dediğim gibi aracın fren yağı değişecek. Fren yağından ziyade sağ kaliperimizi bir komple test edeceğiz. Kaliperde sıkma var mı yok mu? Onu paylaşacağım sizlere. Böyle disklerimi koyayım ben. Şu bahsettiğimiz olay. Bakın. Şu kaliperimizin gördüğünüz gibi iki tane pistonu var. Bunları bir test edeceğiz. Nasıl edeceğiz? Onu da paylaşacağım. Kaliperi test ettikten sonra montaja geçeceğiz. Akümüzün montajı tamam. Taktık yerine eski aküde paylaşacağım. Ve aracın kutup başlarında uzun süredir akü değişmediği için oksitlenme bayağı yoğundu. Temizledik. Gördüğünüz gibi buralar oksitli. Tel fırça, zımpara, kutup başlarını temizledik ama her ihtimale karşı kutup başlarını hafif gres yağı sürerseniz şöyle çok abartmamak kaydıyla uzun sürede kalan yani nokta kadar oksitleri de vesaire çözer ve güzel olur. Durum bu şekilde. Akümüzü taktık. Eski akümüz. Şöyle paylaşayım. Zaten kutup başının dibinden kaçırmaya başlamış. Ve akü çöp. Şimdi aracımızda belli başlı arızalar vardı. Şöyle ki konta açtığınızda silecek devreye giriyordu. Kapalı olduğu halde efendime söyleyeyim. Akü deyip geçmeyin. Akünün düşük olması araçta belli başlı parçaları bozabilir veya arıza verdirebilir. Çünkü aracın bel kemiği ana trafosu aküdür. Akü çalışmazsa detaylı bir şekilde bu özellikle benzinli gruplarda araçta teklemeye bile yol açıyor. Veya atıyorum şarj dinaması tam şarj etmiyorsa ateşleme olsun işte atıyorum motor parçası olsun arıza verebiliyor. Bir de şunu belirteyim sonra iç tarafa geçeceğiz. Aracın kutup başlarını taktıktan sonra hafif çekişle vuracaksınız şöyle diplerine ve kutup başının tam geçtiğinden emin olacaksınız. Sıfıra sıfır örtmesi lazım. Bunlar önemli hususlar. Akü yoksa şarj etmiyor ve bir zaman sonra boşalıyor. Ve yeni takılan her aküde mutlaka 2 yıl sürecinde araçta bir şeyi açık unutmayınız ki akü garanti dışı kalmasın.